Aynı böyle bir geceydi. Korkunç bir sessizlik ve genç bir kadının hıçkırıkları. Ağlayan o kadın benim anamdı. Ve ben o zamanlar sadece 5 yaşında... bebekleriyle, oyuncaklarıyla ve rüyalarındaki pembe hayallerle, peri kızları, şehzade masallarıyla avunan ufacık bir kızdım. Deli gibi severdim anamı babamı. Her şeyim de onlar benim. Babam uzun bir iş seyahatine çıkmıştı. O gece sabaha karşı eve dönmesi bekleniyordu. Ne kadar yalvarmıştım anama. Ben de babamı bekleyeyim diye. Gözleri yaş içinde hışkırarak beni göğsüne bastırmış ve hayır yavrum demişti. Uyu meleğim, uyu yavrum. Uyu ve beni affet. Bir gün benim için sana fena bir şey söylerlerse inanma yavrum. Benim annem günahsızdı. Ama talihsizdi. Yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman anlayamayacaksınız de. Neler söylüyorsun anneciğim? Hadi yat yavrum. Söz veriyorum sana. Baban gelince uyandırırım seni. Alo, kim? Ha, sen misin? Yalvarırım. Allah aşkına merhamet İrfan Bey. Ne olursunuz, ayırmayın, ayırmayın beni yuvamdan. Allah aşkına, bana kocama acımıyorsanız masum bir yavruya, kızıma acın ne olur. Sadece seni istiyorum Şükran, o kadar. Elimdeki evrakı vergi dairesine gösterdiğim an o kudretli kocanın zindanlarda nasıl çürüyeceğini biliyor. Yalvarırım. Kulun kölen olayım. Sadece benim olmanı istiyorum. Ya kocanın hayatını mahvetmeyi göze alır gelmezsin... ya da 10 dakikaya kadar beni bahçede çamın altında bekler. Alo! Alo! Bir daha annemi hiç ama hiç görmedim. Sadece bir gece yuvasını, kendisini deli gibi seven kocasını ve küçücük yavrusunu, yani beni bırakıp kaçtığını söylediler. O kadar. Müşterek hayatımızın çekilmez hale geldiğini anladım ve sevdiğim erkeğe kaçmakta tereddüt etmedim. Beni anlayıp affedeceğini ümit ediyorum. Avukatım aramızdaki bütün münasebetleri halletmeye... Baba! Baba! Baba, babacığım, canım babacığım benim... Babacığım, ne var, ne oldu babacığım? Annem nerede? Git odana. Baba! Odana git dedim sana. Baba! Ne laftan anlamazsın, odana git diyorum baba. Sana. Bir daha bu evde anne adını ağzına almayacaksın, anladın mı? Yok artık senin annen. Bir daha anne dediğini duyarsam gebertirim seni, anlıyor musun? Gebertirim. O geceden sonra sadece annemden değil, ondan kalan bütün hatıralardan da nefret etmeye başladım. O hatıraların başında ise ben geliyordum. Ben, yani öz kızı. Halbuki ne kadar sevdiğimi bilseydi kendisini. Ah babacığım, beni hiç ama hiç anlamadın. Oyuncaklarımın arasına gizlediğim bir resmini bulduğum gün, onu yırtmıştım. Uyandığım zaman resmi paramparça buldum. Bütün ömrümce en masum, en tabii hakkımı... ne olursa olsun annemi sevmek hakkımı bile çok gördüm bana. Yemin etmişti beni anneme göstermemeyi. Zavallı hasretime dayanamayıp
bir gece beni görmeye geldi. Ama babam annemi görmeyeyim diye beni odama kilitledi. Sonra... Anne! Anneciğim! Yalvarırım aç kapıyı! Annemi görmek istiyorum, aç! Anne! Ne hakla geliyorsun evime? Analığımın verdiği hakla. Mahkeme onu haftada bir kere bana görme hakkı tanıyor. Defol! Ekrem! Defol diyorum sana! Kızımı ölürüm görmeden gitmem. Açın kapıyı, ne olur annemi görmek istiyorum. Defol! Açın! Anne! Anneciğim! Açın, ne olur! Defol evimden! Anne! Hakkın yok beni yavrumdan ayırmaya. Kocalarına ihanet edenlerin dünyada tek bir hakkı vardır. Kanlarıyla ödeme hakkı. Yemin ederim ben sadece seni kurtarmak için yaptım. Yalancı! Bir gün beni anlayacağını, bütün bu utanca, bu kara lekeye niçin, kimin için katlandığımı anlayacağını ummuştum. Her şeyi sana anlatıp hayatından çekilmeyi, ama affedilmiş olarak çekilmeyi tasarlamıştım. Korkma Ekrem, hiçbir zaman senden tekrar eşin olmanı istemeyecektim. Erkeklik gururunun kabul etmeyeceği hiçbir şeyi istemeyecektim senden. Sadece senin için yaptığım fedakarlık karşısında, bana karşı göstereceğin anlayış, bir tatlı söz, bütün mükafatım bu olacaktı. Allah'ıma yemin ederim. Ama değmezsin. Değmezmişsin bütün o fedakarlığa. Neden bahsediyorsun? Hiç. Sana hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum. Sadece tekrar geleceğim Ekrem. Yavrumu görmek için tekrar geleceğim ve kimse bana mani olamayacak. Anneciğim gitme anneciğim. Beni bırakma. Anneciğim gitme. Olur gitme. Gitme. Her şeye rağmen çılgınca seviyordum. Ama erkeklik gururu ve yıkılan haysiyeti her şeyden kutsaldı onun için. Kin ve intikam. Dünyada başka hiçbir rehberi yoktu artık. Çevresinde kendisine annemi hatırlatan ne varsa uzaklaştırdı. Bu arada beni gaddarca, zalimce kopardı attı yanında. Bir Alman mürebbiye tutmuştu bana. Önce onun yanında 2 sene İzmir'e okula gönderdi. Oradan da annemin erişemeyeceği bir yere. Almanya'ya yatılı bir okula yazdırdı. Onu sadece Avrupa'ya geldiği zaman senede belki bir gün görürdüm önceleri. Sonra hiç mi hiç uğramaz oldu. Devamlı mektup yazar, istediğimden çok para gönderir, hediyelere boğardı beni. Ama bir kerecik olsun yurda dönmeme, onu görmeme izin vermedi. Kendisini ne kadar özlediğimi, ufacık çocuk kalbimde nasıl bir baba şefkati aradığımı anlamaz göründü. Ama ben babamı seven, hisseden, duyan bir baba olarak tanımaya çalıştım. Zavallı anneme gelince. Bir daha ne adını duydum ne bir haberini aldım. Babama onun hakkında sorduğum bütün sualler cevapsız kaldı. Böylece seneler geçti. Mevsimler birbirini kovaladı. Bir gün okuldan diplomamı alınca tekrar evime dönmem için babamdan bir mektup aldım. Artık dünyalar benim olmuştu. Tabii tabii. Güle güle. Baba. Babacığım. Affedersin, çok heyecanlandım da. Elimde olmadan işlediğim günahtan dolayı beni affet baba. Ne günahı kızım? Tıpatıp anneme benzemek günahı baba. Bu evde onun adını anmanın yasak olduğunu unuttun herhalde. Affedersin. Yuvama ilk geldiğim an seni üzmek istemezdim. Ama kızın olarak bir gün seninle açık açık konuşmak hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Babanım ben senin. Bütün haklarım benim iznim ve müsaademle sınırlıdır. Kızın olarak senden annemi sormak hakkımın sınırı yok baba. Senelerce beni ona göstermemek için diğer diğer yabancı ülkelerde dolaştırdın. Evet, elinde bana en iyi tahsili yaptırmak gibi kuvvetli bir mazeret vardı. Ama yapayalnız geçen gecelerimde anne baba aile şefkatinden uzak yaşamanın ne demek olduğunu hiç düşündün mü? Bırak annemi.
Tam 6 senedir bir kerecik olsun babamı. Seni görmemenin ne demek olduğunu hiç düşündün mü? Sırf anneme benzediğim için benden delice nefret ettiğin halde seni ne kadar sevdiğimi hiç düşündün mü? Annem nerede baba? Annem nerede? Ne oldu? Gerçeği istiyorum. Her şeyi öğrenmek istiyorum baba. Hoş geldiniz. Baba kız arasındaki bu özel karşılama törenini bozduğum için özür dilerim. Bizi tanıştırmayacak mısın sevgilim? Sana yazmaya fırsat bulamadım yavrum. Her şey o kadar aniden, o kadar yıldırım hızıyla oldu ki bir türlü yazamadım. Nasılsa birkaç haftaya kadar evine yuvana döneceğini düşünerek sana tatlı bir sürpriz yapayım dedim. Beni anlamaya çalış kızım. Tanıştırayım. Eşim Sezer. Kızım Türkan. Sezer'le İzmir'de bir kokteylde tanıştık. Hemen evlendik. Çok, çok memnun oldum babacığım. Tebrik ederim sevgilim. Harikulade güzel olduğu kadar çok da dürüst bir kızın var. Yalan söylemesini bile beceremiyor. Sizi anlıyorum. Beni babanız için çok genç buluyorsunuz. Kim bilir, belki de onunla sadece serveti için evlendiğimi düşünüyorsunuz. Ama bütün emelim ona ilk eşinin ihanetini unutturmak olacak. Kızım ve dünyanın en tatlı eşi için içiyorum. Yıllarca sonra tekrar yuvama döndüğüm an, daha ilk bakışta korkunç bir düşmanla karşılaştığımı sezmiştim. Bir an evvel buradan gitmem gerekiyordu. Babama açıldım. Zaten bir yardımcıya ihtiyacım var. Gel yanımda çalış dedi. Şehir dışında muazzam bir fabrikası vardı babamın. Bütün günümü işçilerin arasında geçiriyor. Kendimi avutmaya çalışıyordum. Bir gün yeni işe giren genç bir mühendisle tanıştırdı babam beni. Murat'la ilk tanışmamız böyle oldu. Tanıştırayım. Yüksek mühendis Murat Bey. Bugünden itibaren bizimle beraber çalışacaklar. Türkan, kızım. Hem de özel sekreterim. Memnun oldum. Murat Bey bu gece bizde misafir. Ona göre tertibat alırsın. Tabii babacığım. Müsaadenizle. Rica ederim. Siz şöyle buyurun. Yalvarırım, anla beni. Ne kadar müşkül durumda olduğumu anla. Anlıyorum sevgilim ama doktorlar müsaade etmedikten sonra benim elimden ne gelir? Belki başka bir çaresini buluruz. Oh, yemin ederim canıma kıyacağım. Delirdin mi sen be? Saçmalama. Peki, geliyorum. Bahçedeki bahçıvan kulübesine. Bekliyorum, bekliyorum sevgilim. Hazırlığını yap, 2 şişe de viski götür. Her şey hazır efendim. Bey aniden geliverirse beni nasıl çağıracağını biliyorsun değil mi? Merak etmeyin efendim. Ah!
Zavallı. Zavallı babacığım. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Herhalde çok meşguldünüz. Ya, bahçede geziniyordum. Bundan sonra birbirimize sadece sen diye hitap etsek? Sen bilirsin. Benden nefret ediyorsun değil mi? Seninle açık kart oynayacağım kızım. Buyurun. Babanla sadece serveti için evlendiğimi, onu baştan çıkarttığımı, mirasına ortak olacağımı, beni şımartmasına müsaade edeceğimi, milyonlarını su gibi harcayacağımı sanıyor ve benden nefret ediyorsun. Yalan mı? Konuşsana, yalan mı? Yalan. Sadece babamı çok seviyorum. Ve onun şerefine toz konduracak en ufak bir alçaklığa bile müsaade etmeyeceğimi bilmeni istiyorum. Babamın milyonları, serveti, şirketleri, her şey senin olsun. Ama tekrar söylüyorum, onun şerefiyle oynamaya kalkma. Ne demek istiyorsun? Sen daha iyi anlarsın. Bu gece misafirimiz olduğunu söylemeye gelmiştim. Babam bilhassa itina etmeni rica etti. Dökümhanenin şu kısmına yapılacak bir ilaveyle her şey halledilmiş olacak. O zaman randıman şimdikine nazaran iki misli artmış olacak. Buyurun. Merci. Rica ederim. Sezer nerede kaldı canım? Odasında babacığım. Şimdi gelecek. Zavallı koca köşkte tek başına o kadar sıkılıyor ki. Arada bir böyle eğlence fırsatı çıkınca çılgına dönüyor. Karımın ne kadar melek huylu olduğunu anlatamam sana. Muhakkak efendim. Kalbe dolan sevgi nedir? Bu bir mevsim midir? Düşen yaprak sevgin midir? Sıkı tut sen ellerimi, bırakma hiç seneler. Seni seviyorum Türkan, deli gibi seviyorum. Benimle evlenir misin? Eğer bu şerefi bana layık görürsen. Bu gece babanla görüşeceğim. Hayır. Müsaade et, önce onunla ben baba kız olarak görüşmek istiyorum. Çok memnun oldum kızım. Her bakımdan asil bir delikanlı. Onu damadım olarak görmek bana gurur verir. Babacığım. Sanki uçuyor seninki. O kadarcık mutluluğu çok görme kızım. Beni bu kadar yanlış tanıdığını zannetmezdim. Affedersin. Bütün ömrümce çok ıstırap çektirdim zavallıya. Annesine o kadar kin besliyordum ki... sırf ona kötülük olsun diye, sırf kızını bulamasın diye... daha küçükken Avrupa'ya yolladım. Her şeyimi, fabrikayı ve şirketlerimin yarı hissesini Türkan'a bırakacağım. Murat'la beraber çalışsınlar. Servetimin diğer yarısı bize yeter de artar. Seninle günlerimizi uzun seyahatlerde Avrupa'da, Amerika'da geçiririz. Gerçi henüz gencim ama çalışmak istemiyorum. Bu kadar servet kafi var. Bundan sonra Türkan'a karşı işlediğim haksızlığı tamir edeceğim. Ne dersin? Sen nasıl emredersen. Sen bir meleksin. Dans. Tabii. Ne var? Kötü bir havadis mi? Fabrika antreposunda bir kaza olmuş. Hemen gitmem lazım. Murat sizi bırakır. Oh, dear.
Ne yapacaksın? En yakın hastaneye götürmem lazım. Çıldırdın mı sen? Görmüyor musun? Ölmüş. Ama... Sarhoştu işte. Kendisini attı arabanın önüne. Bütün istikbalini mahvetmek mi istiyorsun? Yapamam. Sevgilim. Türkan ne olur bırakın beni. Hakkım var sevgilim ama günahsızsın sen. Çabuk. Kimse görmeden kaçalım. Çabuk. Çabuk ol diyorum sana. Hadi çabuk. İç, iyi gelir Murat. Gözümün önünden gitmiyorum feci hali. Bırak budalalığı. Hepimiz gördük kendini arabanın önüne attığını. Sarhoştu, leş gibi kokuyordu. Polise teslim olmakla ne geçecekti evine? Canım belki hastaneye kaldırsaydık. Paramparça olmuştu kafatası. Beyni gözüküyordu. O halde yaşayan insan gördün mü sen? Ortada hiç iz bırakmadık. Ve hiçbir günahımız da yok. Polise haber vermemekle işlediğimiz suçu biliyor musun? Cezası en az birkaç sene. Kim bilecek ki? Ekrem fabrikada, antrepoda bir kaza olmuş. Sana haber vermememi bilhassa söyledi ama gitsen iyi edersin. Bana müsaade. Bu en mutlu gecemizde senin ne kadar mesut ettiğimi görüyorsun değil mi? Senin ne günahın var sevgilim? Bu benim kara bahtım. Hayatımda tek bir an, tek bir saniye olsun en masum saadeti çok gördü bana. Alo, Önder. Derhal görüşmemiz lazım. Derhal buluşmamız lazım. Korkma, kimse yok evde. Derhal bekliyorum. Canım sevgilim. Nasıl özledim seni bilemezsin. Öyle havadislerim var ki çıldıracaksın. Bütün servetinin yarısını kızına bağışlıyor. Ne? Gel. Yalvarırım bekletme beni. Dünya umurumda değil. Sadece senin kollarında olmak istiyorum. O kadar. Canım sevgilim, biricim. En ufak bir şeyden şüphelenirsen bana işareti verirsin. Merak etmeyin hanımefendi. Al. Alo. Baba, ne olur bir dakika eve gel. Anlatamam şimdi. Çok feci. Zannettiğin gibi değil. Yalvarırım gel. Baba. Ne var, ne oldu? Çıldırtma beni, konuş. Konuş, ne var diyorum sana. Konuşsana. Senden sadece metin olmanı isteyeceğim baba. Sezer şu anda Bahçıvan Kulübesi'nde bir serseriyle seni aldatıyor. Yalan. Yemin ederim. Olamaz. Git kendi gözlerinle gör. Baba. Yılan tohumu. Tıpkı anan gibisin sen de. Evet, o yılanın tohumusun. Nasıl Allah'tan korkmadan atarsın bu iftirayı? Yemin ederim gözlerimle gör. Sus! Bir an hiç sana haksızlık ettiğimi, hayatını zehirlediğimi düşünmüş, her şeyimi sana bağışlamayı tasarlamıştım. Ama sen de anan gibisin. Anan gibi alçan birisin. Defol! Defol evinden! Her şeyi anlıyorsun ama ne yazık ki senin kadar şeytanca düşünemedim. Bahçeye gözcü yerleştireceğini düşünemedim Sezer. Sana gelince baba,
Yüzümü bir daha hiç görmeyeceksin. Türkan diye bir kızın yok. Beni evlatlıktan reddet. Paranı da istemem senin. Buyurun. Babamı, milyonlarını, her şeyini size bırakıyorum. Sana karın ve aşığıyla mutlu bir hayat dilerim baba. Olamaz. İnanamam. Dün gece kovdum evden. Kızım değil artık. Fakat Ekrem Bey... Onunla şu andan itibaren sadece iki düşmanız Murat. Bu itibarla buradaki işinle, istikbalinle kızım arasında bir tercih yapmanı isteyeceğim. Nasıl olur? Eğer benimle çalışmak istiyorsan o yılanla olan nişanını bozacaksın. Aksi halde kendine başka bir iş ara. Cevabını bekliyorum. Bütün hayatın işin istikbalin mi, Türkan mı? Türkan. Buyurun kasanızın anahtarları. İmkansız. Hiçbir çare yok mu doktor bey? Muhakkak çocuğu doğurması lazım. Aksi halde hem annenin hem de çocuğun hayatı tehlikeye girer. Ne var, ne oldu? Şimdilik sadece geçmiş olsun diyeceğim hanımefendi. Maalesef kocanız bir kalp krizi geçirdi. Üzüntünün verdiği ani bir şok. Bir müddet sessiz bir dağ sanatoryumunda en az 5-6 ay istirahat etmesi lazım. Tabii yorulup üzülmemek şartıyla. Aksi halde? İkinci bir krizi böyle ucuz atlatabileceğinizi hiç sanmıyorum dostum. Çok cesursun sevgilim. Demek on parasız ve işten kovulmuş bir mühendisle evlenmeyi kabul ediyorsun. Sen evlatlıktan ve mirastan reddedilmiş bir kızı kendine layık gördükten sonra... Senin için dünyada yapamayacağım fedakarlık yoktur. Bütün ömrümce seni mesut etmeye çalışacağım. Bütün paralarımızı bir araya koyduk. Müşterek yuva olarak seçtiğimiz evin 6 aylığını peşin verdik. Onun gibi değerli bir elemanı almak için can atıyorlardı. Ama hiçbir teklifi beğenmiyordu Murat. Geleceğimizi düşünmem lazım. Bundan böyle hem sana hem de çocuklarımıza karşı sorumluyum diyordu. Canım, biricik sevgilim. Evlenmek için her şeyimiz hazırdı. Sadece onun bir kontrat imzalaması, bir işe girmesi kalmıştı. Benim için hiç önemli değildi bu aslında. Ama o çok ısrar ediyordu. Size faydalı olmaya çalışacağım. Bu sadece ön anlaşma Murat. Ve bütün arzumuz ileride sizinle daha yakın, daha sağlam bağlarla bir iş esası kurmak. Teveccühünüz. Baba, babacığım. Tanıştırayım. Yeni şantiye baş mühendisimiz Murat Bey. Kızım Nilgün. Memnun oldum. Kızım gelecek sene mimarlık diplomasını alacak. Şantiyede gönüllü olarak çalışmaya talip. Kendisini aramızda görmekle şeref duyarız. Emrinizdeyim. Yeni kurulacak bir şantiye sevgilim. Sefalet içine götürmem seni. Her şeye razıyım Murat. Yeter ki senin yanında olayım. İmkansız. Yalvarırım, bırakma beni. Senden ayrılmak benim için ölümden beter Türkan. Ama yemin ederim imkansız oraya gelmem. Hem ben dönünceye kadar yuvamızı daha iyi hazırlamış olursun. Kaçırılacak teklif değildi bu sevgilim. Yükselmem için dünyanın en iyi fırsatını verdiler bana. Beni anlıyorsun değil mi? Her şeye, her şeye senin için katlanıyorum Türkan. Yemin ederim. Thank you.
Sana kavuşacağım günleri şimdiden hesaplamaya başladım. Dağ başındaki bu cehennemde tek tesellim senin o melek yüzün, tatlı hayalin. Babam işlerinden çok memnun. Seni bir an önce İstanbul'a aldırıp şirketin idaresinde daha önemli bir mevkiye getirmek istiyor. İltifat etmişler. Ben sadece vazifemi yapıyorum. Çok şanslı kız. Senin gibi bir genç tarafından böyle çılgınca sevilmek için canını bile verecek kızlar olabilir. İstanbul'a dönmeni hiç ama hiç istemiyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Artık açık konuşma zamanı geldi Murat. Seninle kapalı gizli bir şeyimizin olduğunu zannetmiyorum. Niçin beni anlamak istemiyorsun? Kaçma. Beni hiç anlamayacak mısın? Seni ne kadar takdir ettiğimi bilemezsin ama... Seviyorum seni. Bütün genç kızlık gururumu ayaklar altına alıyorum. Mertçe açıkça itiraf etmekten çekinmiyorum. Seni seviyorum Murat. Bugüne kadar senden en ufak bir ilgi, en ufak bir umut görmedim ama gene de her şeyimle sana bağlıyım. Ne olur anlamaya çalış beni. Babam bütün imkanlarını, bütün servetini, şirketlerini, her şeyini sana terk etmeye razı. Ona mektupla seni sevdiğimi bildirdim. Seni damadı olarak görmekle ancak iftihar edeceğini yazıyor. Bana layık olmadığım bir şerefi bahşetmiş baba. Sana gelince aşkına layık olmak her erkek için ancak şereftir. Ama ne yapayım, çok sevdiğim bir kız var. Dünyanın bütün hazinelerini onun bir tırnağına değişmem mümkün. Tebrik ederim efendim. Bir oğlunuz oldu. Günaydın hayatım. Sana yavrunu getirdim. Babama karşı işlediğin o alçakça ihanetin günahını bana mı çektireceksin? Çocuğun annesi olarak senin adını bile kaydettirdim. İnanmazsan al bak. Her şeyi anlatacağım savcıya. Pis alçak! Yok canım. Nişanlandığın gece delice sevdiğin erkeğin bir zavallıyı çiğneyip öldürdüğünü de anlatacak mısın? Onu bu yılan teşvik etti. Tabii sevgilim. İkinizi de burnunuzun ucundan yakalamak için. Kazadan sonra yaralı veya ölüyü bırakıp kaçmanın cezası kaç seneden başlıyor biliyor musun? Yoksa uğruna babanın milyonlarını reddettiğin erkeğin zindanlarda çürümesini mi bekleyeceksin? Pazarlığımız çok kısa olacak yavrum. İşte kaza gecesi ölünün cebinden çaldığı hüviyet. Bunu savcıya göstermem Murat'ın hayatını mahvetmeye kafi. Ya kabul etmezsem? Daha kısa bir yol seçebiliriz. Babana bir mektup yazıp acı gerçeği itiraf edebiliriz. Geçirdiği ikinci krizden ve ameliyattan sonra kendisini mezara gönderip mirasına konmak bakımından en kestirme yol bu olabilir. Yalancı. Öyle mi? İşte hastane raporu. Bu sabah İsviçre'den gönderdiler. Ya. Buyurun. Sayın Sezer Erdem. Kocanızın sıhhi durumu son derece tehlikeli olup ikinci krizden sonra kendisine bir kalp ameliyatı yapılmıştır. En ufak bir heyecanın ve üzüntünün kendisine ölüme sürükleyebileceğini üzülerek hatırlatmak isterim. Saygılarımla Araru Klinik Başhekim Profesör Wilhelm Busch. Babacığım. Zavallı babacığım. Her şeye rağmen babanı seviyorsun kızım. O da o kadar şiddet ve gaddarlığına rağmen kaç gece uykusunda seni sayıkladı. Kaç kere elinde senin resmin, gözleri yaş içinde yakaladım onu. Canım babacığım. Babanın hayatı sevdiğin erkeğin istikbali elinde. İkisini kurtarmak uğruna çocuğu sen kabulleneceksin. Onu sen peydahlamış olacaksın. Alçak. Kabul mü? Kabul mü diyoruz sana? Hayır.
Ne olursa olsun, artık saadetimle, hayatımla oynamana müsaade etmeyeceğim. Yapamazsın bunu bana, yapamazsın. Alo, neresi? Savcılık mı? Bir cinayet ihbarında bulunacağım. Evet. Son defa soruyorum, kabul mü? Levent, Çınarbaşı sokak kavşağında bir gece beyni parçalanmış olarak bulunan Ali Güvenir adlı şahsın ölümü hakkında. Konuş, sormaya değmez. O adamı öldüren şahıs... Dur! Bırakın! Yalvarırım bırakın! Ne isterseniz yapacağım. Çocuğu sen peydahladın. Senin bu çocuk. Türkan, canım sevgilim, işte buradayım artık, bütün bütüne geldim. Allah'ım ne çok özlemişim seni yarabbim. Türkan, ne var senin, ne oluyor? Murat, ben... Ne oluyorsun Türkan, konuşsana. Yalvarırım bir şey sorma bana. Seninle bu şartlar altında karşılaşmak istemezdim. Zaten şu anda evi terk ediyordum. Terk etmek mi? Çıldırdın mı sen? Gidiyoruz Murat. Çocuğumla gidiyorum evden. Çocuk. Sana alçakça yalan söylediğim, seni oyalayıp aldattığım için affet beni. Her şeyi sadece seni deli gibi sevdiğim için yaptım. Ne demek istiyorsun? Bu çocuk? Benim çocuğum. Yalan! Seninle tanışmazdan evvel geçirdiğim bir aşk macerası. İnanmam, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun bana. İnandın mı şimdi? Olamaz. Benim tanıdığım, sevdiğim kız bu kadar alçak olamaz. Sözünü geri al arkadaş. Çekil yolumdan Murat. Bir an seni sevdiğimi sanmıştım, aldanmışım. Onu tekrar karşımda görünce her şey değişti hayatımda. Beni anlamaya çalış. Sözünü geri al dedim sana. Şimdi insanların niçin katil olduklarını anladım ama korkma. Kılına bile dokunacak değilim senin. Sen yüzüne tükürmeye bile değmeyecek kadar aşağılık ve sefil bir mahluksun. Rezil. Sakın ona bir mektup bırakıp kendi canına kıymaya kalkma kızım. Hayatım bana vız gelir ama sen yaşasan da ölsen de en ufak bir şeyden şüphelendiğim an Murat'ı yakarım. Nerede kaldın? Ne, zırlanma be, oyundaydık. Yine kaybettin değil mi? Getirdin mi bir şey?
Kız evden kovulduktan sonra paranın ucu da kesildi. Bana bak, numara yapıyorsan... Allah beni kahretsin ki öyle. Ama gösteririm ben. Dilinin altında bir şeyler var senin. Piçini tehditle Türkan'a yutturduğunu bir ben biliyorum. Hele açmasınlar kesenin ağzını. Teyze sen yaylan bakalım. Gidiyorum efendim. Gidiyorum. Ekrem Bey İsviçre'de kalp ameliyatı geçirdi. O burada yokken dünyaya getirdi. Sonra bir tehditle Türkan'a yamadı. Kız bu ne maden biliyor musun, ne maden? Galiba Türkan Hanım'la, yani Ekrem Bey'in kızıyla Murat'ın nişanlandıkları gece. Murat birini ezmiş, adam ölmüş, Sezer onları kaçmaya zorlamış. Suçu kabahatsiz de olsa... 5 seneden başlar. Üstelik kız babasını her şeye rağmen seviyor. Sen bir harikasın kız. Dünya durdukça sırtımız yere gelmez artık. İsviçre Anadolu Ajansı, büyük iş adamlarından fabrikatör Ekrem Erdem, dün burada geçirdiği ikinci kalp krizi sonunda tehlikeli bir ameliyat. Affet beni küçüğüm, affet. Büyük Allah'ım korusun seni. Artık yaşama gücüm kalmadı. Kızım, bir müşkülün mü var yavrum? Sana yardım edebilir miyim? Ben bu caminin imamıyım yavrum. Hastasın anlaşılan. Buyur içeride dinlen. Gel yavrum, gel evladım. Cenab-ı Hakk'ın azametinden ve adaletinden hiçbir zaman ümidini kesmeyin. Allah'ın bir kuluna bu kadar azap çektirmesi, bu kadar gözyaşı döktürmesi reva mı? Tövbe et yavrum. Onun büyüklüğü ve adaleti er geç gerçekleşir. Bak, Avrupalarda okumuşsun maşallah. Benim 2 oğlum da şimdi orada okuyor. Ama senden fazla bir tek kitap okumuşlukları var yavrum. Bu kitabı, Kur'an'ı... Allah'ın birliğine ve şanına yeminler olsun ki sen başını dik, kalbini temiz tuttukça, muhtaç olana yardım ettikçe, günahsızın, ezilenin yanında oldukça Cenab-ı Hak seninle beraber olacaktır. Bu masumu bırakmakla büyük günah işleyecektin. Hayatına kendi elinle son vermekle de öyle. Git yavrum, git, hakkın için, hak bildiğin için çalış. Göreceksin Cenab-ı Hak zulmedenleri bir gün sana muhtaç edecek, ellerine sarılarak senden af diletecek. Yardıma ihtiyacın olursa her zaman beni burada bulursun kızım. Dualarım da seni eksik etmeyeceğim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Normal mi olacak? Yıldırım olsun. Çok pahalı olur teyze. Olsun efendi oğlum. Karınız dünyaya gayrimeşru bir çocuk getirip günahı kızınızın üzerine attı. Kızınızı ve şerefinizi kurtarmak için derhal gelin bir dost. Santral, bana derhal İstanbul'a kalkan ilk uçak için bir yer ayırtın. Evet, hayatın pahasına da olsa hastaneden çıkıyorum. Ne demek istiyorsun? Bu kadar büyük lokmayı size tek başına yedirmezler bey abi. Açık konuş. Ekrem Bey'e hakikati anlatacak olursam haliniz ne olur, düşündünüz mü? Kaça kapatırsın çeneni?
Şimdilik 50.000. Çıldırdın mı sen? 48 saat zarfında. Korkma, para yerine mücevher de kabul ederim. Eyvallah. Münire'nin kılına dokunacak olursanız başınıza geleceği herhalde tahmin edersiniz. Öbür gün gece yarısına kadar Allah'a ısmarladık. Ne yapacağız şimdi? Korkma. Parayı verecek miyiz? Şimdilik. Çıldırdın mı? Kocanın serveti arasında bir pirinç tanesi. Önce doyuracağız iti, sonrasını bana bırak. Evet. Hayırlı olsun. Size faydalı olmak için elimden geleni yapacağım. Eminim. Ha, demin hanım telefon etti. Bu akşam sizi mutlaka yemeğe bekliyoruz. Affedersiniz ama bu akşam için çok önemli bir ama işim... Ama çok rica edeceğim. Emredersiniz. Şeref duyarım. Murat. Murat'cığım. Bu ne dalgınlık? Affedersin. Sevgilim, canım, biricik sevgilim. Affet beni sevgilim. Hayatım, her şeyim sana feda olsun. Affet beni. Bütün bu fedakarlığı senin için yaptığımı anlayacak mısın bir gün? Ya Rabbim, sen acı bana. Kocamın uğruna yaptığım fedakarlığın acısını kızıma, yavruma, Türkan'ıma çektirme Allah'ım. Sen onu koru ya Rabbi. Göster adaletini. Sezer! Sezer! Beyefendi geldi. Çıldırdın mı sen? Niçin haber vermedin bana geleceğini? Niçin geldin hep? Oku. Demek bunun için geldin. Yetmedi mi kızın tarafından uğradığım hakaret ve iftira? Türkan nerede? Dünyaya getirdikten sonra nişanlısından da ayrıldı. Tek başına oturuyor. Bütün ümidi bir gün senin tekrar onun yanına alman. Ama tek başına, rakipsiz, yani bensiz bir hayat istiyor. Onun için de iftira üstüne iftira yağdırıyor bana. Ne duruyorsun, git sor kendine. Git kendin anla kiminmiş o. Ne duruyorsun, gitsene. Nerede oturuyor Türkan? Baba. Çocuk senin mi? Senin mi? Çocuk senin mi diyorum sana? Konuş, konuşsana. Demek bu alçaklığı yapan sendin. Karınız dünyaya gayrimeşru bir çocuk getirip günahı kızınızın üzerine attı. Kızınızı ve şerefinizi kurtarmak için derhal gelin bir dost. Yemin ederim baba. İtiraf et, sen mi çektin bunu? Son defa soruyorum, sen mi yaptın bu alçaklığı? Evet baba. Bana ölüm döşeğimde bile yalan söyledin. Bir masuma iftiradan korkmadın alçak. Yılan tohumu anan gibisin sen. Her şeye rağmen kalbimde bir yerim vardı. Son babalık hissimi, gururumu da öldürdün sen. Lanet olsun senin gibi evlada. Öğrendin artık bütün günahımı, git baba. Bir çılgınlık yaptırma bana, git git. Senin için nelere katlandığımı bir gün anlayacak mısın canım? Sevgilim.
En kısa zamanda evleneceğiz değil mi Murat? En kısa zamanda değil mi sevgilim? Yaş aslanım. Yemin ederim hepsi bu kadar. Yemini yan cebine sok da hafta sonuna kadar parayı getir. Yakarım arkadaş. Türkan gibi körü körüne fedakarlık yok bizim kitapta. Peki. Bunlar da kalacak. Çıldırdın mı? Kalacak dedik. Yaylan bakalım. Gecenin bu saatinde mi? Çok mühim kızım. Maalesef. Bey'i biraz evvel hastaneye kaldırdılar. Çok tehlikeli. Allah'ım. Hem kalbi var hem sinir krizi geçiriyor. Bu sefer sağlama kurtulamaz. Doktor bey. İki kere kalp krizi geçirmiş biri için feci bir sinir krizi. Kendisini göremez miyim? İki hafta kimseyle katı şekilde görüşmeyecek. Emir kesindir. Affedersiniz hanımefendi. Ölüm kalım meselesi. Yalvarırım bir saniye bırakın. Kimseyle görüştürülmüyor ölüm halinde. Allah aşkına. Kesin emir var o kadar. Şükran. Şükran. Canım sevgilim. Şükran. Teyze, teyze. Ne laf anlamasaysın? Kimseyle görüştürmüyorlar dedik. Yazıyor seninin nikahını yazıyor. Yazıyor seninin nikahını yazıyor. Yazıyor yazıyor. Şahane düğünü yazıyor yazıyor. Milyarder kızın düğününü yazıyor. Yıldırım nikahını yazıyor. Yazıyor yazıyor düğünü yazıyor. Erol Bey geldim. Neredeyse damlar. Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Kıpırdama vururum. Bırak şakayı. Aç telefonu. Savcıyı arayacaksın. Gebertirim. Aç savcılığı. Niçin açacakmışım? Şantaj yapıp soyduğunu alçaklar umurumda bile değil ama... ortada sevdiği erkek ve babası için hayatını mahveden... fedakarlık yüzünden hayatı mahvolan körpecik bir kız var. Onun hayatını zehretmene müsaade etmeyeceğim. Kimsin sen? O kızın. Türkan'ın annesiyim. Sen? Sen mi? Aç telefonu. Teyze. Aç diyorum sana. Niçin vurdun? Yalvarırım. Bir dakika konuşturun beni onunla. Alo. Evet. Evet şimdi geliyorum. Doktor bir iki dakikayı geçmemek şartıyla yüzleşmenizi kabul etti. Ekrem Bey'le münasebetin ne? Kocamdı. Ne? Evet, kocamdı. Uğruna seve seve hayatımı feda ettiğim canım, sevgili kocam. Thank you.
Şükran. Ekrem. Bu halin ne? Adam öldürdüm Ekrem. Kızımız uğruna katil oldum. Türkan için değer miydi? Yemin ederim ki kızımız masum. Her şeyi ispat edeceğim sana. Çekin bu kadını. Yalvarırım, bir dakika dinle beni. Bir dakika. Yalnız kalabilir miyim kocamla? Yalvarırım, bir dakika yalnız bırakın bizi. Bütün hayatımın tek mükafatı olacak bu dakika. Sonra ne isterseniz yapmaya hazırım, yalvarırım. Kabilse. Belki ama kısa gelsin. Al bak. Allah'ım. Seni yuvamızı terk etmemin sebebi Ekrem. İrfan'a kaçmıştım. Senin ortağına. Bütün sırlarını biliyordum. Tek emelin kazanmak, yükselmekti. Bu arada kanunu çiğnemekten de kaçınmıyordun. Bunlar seni zindanda çürütmek için yeter delillerdi. İrfan aşıktı bana. Kendisine kaçıp teslim olmazsam bunları savcılığa vereceğini, hayatını mahvedeceğini söyledi. Korkunç adamdı. Çılgınlar gibi seviyordum seni. Her şeyimdin sen benim. Hayatımı seve seve feda ederdim senin için. Ettim de. Bana reva gördüğün bütün hakaretleri, yavrumdan mahrum etmene, onu hayatımda bana bir kere bile göstermemene katlandım. Seve seve katlandım. Ama şimdi kızım Türkan, kızımız, bizim kızımız aynı fedakarlığı sevdiği erkek için yapıyor. O çocuk, senin karının çocuğu Ekrem. Yalan. Telgrafı sana ben çektim. İşte makbuzum. Gene inanmayacak mısın? Zavallı yavrucuğumuzu senin hayatınla, sevdiği, çılgınca sevdiği Murat'ın hayatıyla tehdit ettiler. Suçu üstüne aldı. Allah aşkına iş işten geçmeden git kurtar yavrumuzu. Hayatımın hiçbir kıymeti yok. Ben vazifemi yaptım. Babalık şerefim varsa git yavrundan af dile, kurtar onu, belki canına kıyacak. Ne diyorsun? Murat bugün evleniyor Ekrem. Hazır mısınız? Teşekkür ederim. Hazırım. Ne isterseniz yapın artık. Allah'a ısmarladık canım. Biricik sevgilim. Şükranım. Bütün ömrümce yıktım hayatını. Zehrettim ama buramdan, kalbimden hiçbir zaman atamadım sevgini. Allah'ıma yeminler olsun. Ölünceye kadar beraberiz Şükran. Korkma. Şükran.
Ölmeden evvel her şeyi itiraf etmiş. Nasıl yıktın bütün günahını zavallı kızım? Hayır! Evet. Davetliler bekliyor oğlum. Geliyorum. Murat, sen bu satırları okurken ben çoktan ölmüş olacağım. Son nefesimde bile senin adını anarak, seni deli gibi severek can vereceğim. Sana ihanet etmedim. Hayatımda senden başka bir erkek olmadı. Canım sevgilim. Siz Fatma Nilgün, Ahmet Murad'ı kendi rızanızla ve hiçbir tesir altında kalmadan eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ahmet Murad. Murad! Ekrem Bey! Türkan günahsızdır oğlum. İkimizi kurtarmak için kendini feda etti. Günahsız benim kızım. Çocuk Sezer'indi. Onu şimdi bu kanlı ellerimle öldürdüm. Derhal evin etrafında tertibat aldırın. Ben de geliyorum. Yoksa Ekrem'e bir şey mi oldu? Hem karısını hem de aşığını öldürmüş. Al bebeğim, şu mektupla karakola teslim edersin. Fakat küçük hanım... Ne diyorsam onu yap. Al, bu da senin hakkın. Peki, baş üstüne. Sen affet Allah'ım. Ah!
Affet beni sevgilim. Senin için canımı bile verirdim. Allah'ım ne günah işledim sana karşı. Bırakma beni, bırakma. Ölünceye kadar beraberiz Türkan. Baba! Affet beni yavrum, annem bir melekti. İkiniz de affedin beni. Baba, babacığım! Canım, biricik babacığım, sizi hiçbir zaman unutmayacağım.